Herkese selam, ben Melisa, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hepinizin de aklını kurcalayan o soruya bir çözüm olmaya geldim. Şöyle ki, evde mi kalmalıyım yoksa yurtta mı kalmalıyım? Aslında çok kolay gibi gözüken ama gerçekten çok zor bir soru. Yani burada arka plandaki sesler için özür dilerim. Açık alanda video çekiyorum. Şurada da inşaat çalışması var biraz, o yüzden. Videoyu doğru kişiden dinleyeceksiniz. 3-4 aylık bir yurt deneyimim oldu ve gerçekten bu videoyu yapmak için çok çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Öğrenci olarak kendi evime çıkmadım ama nelerin olduğunu, yaşandığını falan hepsini biliyorum. Bu konuda da sizi bilgilendireceğim. Bence çok güzel bir video olacak. Bu videonun sonunda evde mi kalmalısınız yoksa yurtta mı kalmalısınız, buna karar vereceksiniz. Ama öncelikle tüm anlattıklarımın dışında sizin hem maddi olarak hem sosyal olarak istekleriniz ve durumunuza bağlı olarak bu seçimi yapmalısınız diye düşünüyorum. Nasıl mı? Hemen bahsedeyim. Şöyle ki, zaten maddi olarak yurtta kalacaksanız KYK veya özel yurt olarak bunu değerlendirmesini yapmalısınız. Ya da ev içinde maddi olarak hani nasıl bir evde kalmalısınız, bunun da değerlendirmesini kendi içinize, yani kendiniz yapmalısınız. Bunun dışında sosyal olarak isteklerinizden bahsedersek, yani tabii ki de üniversitede olunca herkes kafelere gidecek falan, bunlar olan şeyler. Ama sosyal medya denen de bir şey var, bir gerçek var. Sosyal medya odaklı yaşayan insanlar var. Mesela real videolar, TikTok falan vesaire, bir sürü içerik üreten insanlar ve bence çok güzel bir şey bu. Ama siz bunları üretirken yurtta kalırsanız biraz sorun yaşayabilirsiniz. Kendimden örnek vereyim hemen. İçerik üretiyorum, YouTube'a içerik üretiyorum. Ben vlog odaklı bir içerik üretiyor olsaydım yurtta kalmamda bir sıkıntı olmazdı. Dışarıda vlogumu çeker, yurda gelir, editler paylaşırdım. Tabii ki de yurtta internet sorunu olacak. Bunda yapacak bir şey yok. Yurttaki internet sorunu gerçekten kötü olacak. Video yüklerken falan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama evde kalıyorsam, ki ben ev tercih edeceğim. Çünkü ben yemek, makbank, her türlü konuda içerik üretiyorum şu an. Yurtta kalırsam sıkıntı yaşayacağım büyük ihtimalle. O yüzden evde kalmak çok daha iyi olacak. Bunu da düşünmelisiniz diye düşünüyorum. Bunu söyledikten sonra şimdi karşılaştırmaya başlayalım. Evet, şimdi yurtta kalıyor olsanız kendinize ait bir alanınız olmayacak. Yani yatak falan vesaire, böyle küçük bir alanınız olacak ama tek başınıza kalabileceğiniz bir alan olmayacak. Topluluk içinde yaşıyorsunuz, yüksek sesle müzik dinleyemezsiniz zaten. Kendi odanızı geçtim, diğer odadakiler de rahatsız olabilir. Gece 11'den sonra falan gürültü olunca, mesela kız kızasınız, sohbet ediyorsunuz, gülmeler falan, farklı odadakiler rahatsız olabiliyor. Yani bunlar sorun olabilir. Kendi alanınız olmayacak. Mesela dizi izlerken, müzik dinlerken hep kulaklığa bağlı yaşamak zorunda kalacaksınız. Bu da bir sorun bence. Ama evde olsanız zaten 2 kişi olacaksınız, maksimum 3 kişi falan. Hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Kendinize ait bir alanınız olacak, boş vaktiniz olacak. Evin böyle bir artısı var. Mesela yurttayken aldığınız bir şeyi ortalık yere bırakamazsınız. Yani kaldırmanız gerekecek, düzenli olmanız gerekecek. Mesela dağınık olmayı sevmeyen, dağınıklığı sevmeyen insanlar olacak. Sizin dağınıklığınız sorun olabilir. Düzenli olmak zorundasınız vesaire. Evin bu yönden artısı var. Yurtta kalıyorsanız hiçbir arkadaşınızı çağıramayacaksınız mesela. Özellikle KYK'da kalıyorsanız odanıza başka birileri de giremeyecek mesela, kız arkadaşlarınız falan. Ama evde öyle değil. İstediğiniz arkadaşınız istediğiniz saatte gelebilir falan. Okey takımı, tavla takımı götürüp sabaha kadar oyun oynayabilirsiniz yani. 10 numara aktivite. Evin böyle bir artısı da var. Ama yurtta böyle bir şey olmuyor. Yurttayken yurda giriş saatiniz var. 11. Bazı yerlerde 11. Gerçekten şaşırıyorum. KYK'larda 11.30. Özel yurtta kalmıştım. Benimki 12 idi. 12'ye kadar falan sorun olmuyor. Yani böyle saat sorununuz var. Ama evde olduğu zaman istediğiniz zaman girip çıkabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Evin böyle bir artısı daha var. Mesela yemek. Yurtta yemek yapamazsınız. Özellikle KYK'da asla. Yurt yemeklerini kimse sevmiyor. Böyle de bir sıkıntı var. Mutlaka dışarıdan yemek zorunda kalacaksınız. Para nereye kadar dayanacak? Öğrencisiniz zaten, her şey çok pahalı gelecek. Yurdun böyle bir eksisi var. Evde kalırsanız bir şeyler alırsınız. En kötü ihtimalle makarna falan yaparsınız. Yine karnınızı doyurursunuz. Uygun fiyatlı bir yemek yapabilirsiniz. Böyle bir kolaylık olabilir. Mesela gece yemeği perileri. Bana çok uğrar. Gerçekten böyle gece noodle yemek falan, böyle şeyler çok oluyor. Yurtta olursa böyle bir şey yapamazsınız. Kaldığım yurt özel yurttu ve mutfağı vardı. Mutfağı temiz bırakmak şartıyla kullanabiliyordunuz. İstediğiniz yemeği, her şeyi yapabiliyordunuz.
O açıdan şanslıydık gerçekten. Gece inip yemek falan yapıyorduk. Sabah kahvaltıları hazırlıyorduk. O açıdan şanslıydık. Ama her yurt böyle değil. Özellikle KYK'da zaten hiçbir şey yapamazsınız. Evde olduğunuz zaman hani istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yaparsınız. Dışarıdan sipariş verirsiniz ya da siz yemeğe gidersiniz. Böyle bir artısı var. Tabii özel yurtta da mutfak varsa onun da bir artısı olabilir. Çay kahve mesela, bu çok önemli bir olay bence. Yani çay kahve sevmiyorsanız bile üniversiteye gidince mutlaka seversiniz. Sürekli çay kahve içiyordum. Yurtta yapabiliyordum. Geceleri kızlarla toplanıp aşağı hemen çay kahve demliyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. KYK'da odanıza kettle sokamıyorsunuz. Kahve makinesi falan tabii gizli gizli götürenler var ama yakalanınca çok büyük sıkıntı oluyor. O yüzden bence böyle bir riske girmeyin. Özel yurtta olursanız dediğim gibi mutfaklı bir yerde bu şekilde yapabilirsiniz. Evde olursanız zaten söylememe bile gerek yok. İstediğiniz zaman çayınızı kahvenizi yapıp içersiniz. Bunu da böyle söylemiş oldum. Evet, buna da çözüm getirdiğimize göre şimdi çamaşırlardan bahsedeceğim. Özel yurtta mesela her odanın her kat, aslında her katın bir çamaşır günü oluyor. Çamaşır yıkama günü oluyor. Bizim katta 3 oda vardı. 2 odada 3'er kişi, bir odada 4 kişi vardı. Yani totalde bu kadar kişi tek bir günde çamaşırlarını yıkayacak. KYK'lar da çok daha sıkıntı. Hem sıra bekleyeceksin vesaire, bir sürü şey. Çamaşır açısından yurtlar biraz sıkıntı olabilir. Ama şöyle yapabilirsiniz. Oradaki herkes tek tek makine çalıştırsa 3-5 kıyafet için zaten çok vakit kaybedeceksiniz. Tüm gününüz çöp olacak. Biz oda arkadaşlarımızla anlaşıp tek makinede kıyafetlerimizi atıp yıkıyorduk. Zaten yani hepsi kirli. Çıkınca temiz çıkacak. Yani bunda tiksinecek bir şey yok. Bu şekilde makine çalıştırıp hallediyorduk. Yani yurtta böyle bir sıkıntı var. Kıyafetlerinizi istediğiniz zaman yıkayamıyorsunuz. Ama evde olduğunuz zaman istediğiniz zaman kıyafetlerinizi yıkayabilirsiniz. Böyle de bir artısı var. Hırsızlık olayından bahsetmek istiyorum. KYK'larda özellikle kapılarınızı kilitleyemiyorsunuz. Yani sadece dolaplarınızı ve bazalarınızı kilitleyebiliyorsunuz. Eğer yanınızda kilit götürdüyseniz. Kilit mutlaka alın bu arada. Onu söylemek istiyorum. Zaten yurda giderken alınacaklar diye bir video paylaştım. Onun da kartını buraya ekliyorum. Bir de videonun sonuna mutlaka mutlaka izleyin. Yine mutlaka dedim. Videoyu izleyince anlayacaksınız. Hırsızlık açısından odanızı açık bırakıp gideceksiniz. Yani kilitlemeden gideceksiniz. Her şey olabilir olmaz demeyin. Oluyormuş. Çok şey duydum gerçekten. Özel yurtta olursanız bu bir nebze daha hani güvenlikli olabilir. Hani odanızı kilitlersiniz falan. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evde olursanız böyle bir risk olacağını düşünmüyorum. Zaten arkadaşınızı tanıyorsunuz, güveniyorsunuz, çıkıyorsunuz eve. Böyle bir sıkıntı olmaz. Onun dışındaki hırsızlık olayını bilemiyorum artık yani. Allah yaşatmasın gerçekten. O olursa da bilmiyorum. Şöyle de bir şey var mesela. Yurtta olduğunuz zaman odada kesinlikle alkol ve sigara kullanamıyorsunuz ki bence bu çok doğru bir şey. Ben sigara kullanmıyorum zaten. Dumanından falan hep rahatsız olurum mesela. Odada kapalı bir alanda içmek zaten çok kötü bir şey. Bu bence çok iyi bir olay ki eve çıksanız bile bence bunu yapmamalısınız. Balkonda falan içebilirsiniz ama yurtta mesela aşağıya inip bahçeye falan inip orada içmeniz gerekiyor. Bunu da ekledim. Başka ne söyleyecektim? Bir diğer konu da şu. Yurtlarda odanızda tabii ki de çalışma masası oluyor. İsteğe bağlı odanızda çalışıyorsunuz. Ama ders çalışma odaları da oluyor. Çok küçük bir alan, masalar falan var. Bu şekilde oluyor. Tabii özel yurtlarda var bu. Gerçi KYK'larda da var ortak çalışma alanı olarak. Dersinizi orada çalışabilirsiniz. Verimli olabilir. Odanızda eğer oda arkadaşınız tıp, hukuk ya da mimarlık okuyorsa bu biraz sorun olabilir. Çünkü çok çalışması gerekecek. Ve sizin ekstra sessiz olmanız gerekiyor. Zaten yurtta çok gürültü yapamazsınız. Uyarı alırsınız. Sessiz olmak zorundasınız. Bir topluluk içinde yaşıyorsunuz. Evde olduğu zaman böyle değil. Yani istediğiniz zaman çalışırsınız falan. Hele aynı bölümden bir arkadaş bulursanız gerçekten çok güzel olacaktır bu. Aynı anda ders çalışırsınız, birlikte çalışırsınız. Bu güzel olabilir. Yurt için şöyle bir eksi söyleyebilirim. Gerçekten oda arkadaşlarınızla ilk başta çok iyi anlaşacaksınız. Daha sonra kavgalar olacak. Sonuçta hiç birbirinizi tanımıyorsunuz ve ilk defa karşılaştınız. Kavgalar olacaktır, sorunlar yaşayacaksınız. Küserseniz eğer tüm yıl boyunca hani konuşmadan aynı odanın içinde yaşamak gerçekten çok zor olacaktır. Ama evde böyle değil. Anlaştığınız bir insanla eve çıkacağınız için böyle bir sorun yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Onun dışında ev için şunu söyleyebilirim. Kira, elektrik, su, doğalgaz falan bunları ödemek zorunda kalacaksınız.
Tabii bu kullanım size bağlı. Hani çok da ödeyebilirsiniz, az da ödeyebilirsiniz. Ne kadar kullandıysanız artık. Yani ekstra bir masraf olacak. Yurtlarda her şey içinde olduğu için hani fiyatları yüksek. Ev içinde böyle bir şey söyleyebilirim. Ama zaten üniversite sizi hayata hazırlıyor. Yurtta da kalsanız, evde de kalsanız belli sorumluluklar alıyorsunuz ve ilerisi için bu yaşamınıza bir artı oluyor. Evde kalırsanız elektrik, su, fatura ödemek, bir de ev masrafları falan, bir sürü şeyin sorumluluğunu almış olacaksınız. Bunu da söylemek istedim. Benim size tavsiyem, eğer üniversitede ilk senenizse mutlaka yurda çıkın. Arkadaş edinin, yani geniş bir çevreniz olsun. Bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Sosyal medyada tanıştığınız insanlarla eve falan çıkmayın bence. Benim önerim budur. İlk sene yurda çıkmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü eve çıkarsanız, hani ilk sene tek başınıza eve çıkarsanız bu çok kötü olacaktır. Çok arkadaş edinemeyeceksiniz. Arkadaşlıklar yurtlarda başlıyor zaten. Yurtta arkadaş ediniyorsunuz. Bu şekilde. Yani benim videom bu kadardı. Merak ettiğiniz şeyleri aşağıya yorum yazabilirsiniz. Cevaplarım. Yurda giderken alınması gerekenler videosunu da bu videonun sonuna ekliyorum. Mutlaka izleyin. Kilit parçalar var içinde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.